Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. LGS tekrar programımızda ikinci videomuzla devam ediyoruz. Yunanlara yüzme dersi vereceğiz. Neden? Şimdi Batı cephesinde, Güney cephesinde, Doğu cephesinde düşmanla savaşacağız ve nasıl şu anda biz cehaletle savaşıyorsak ilk tekrar kampımızda, son tekrar kampımızda Batı cephesinde de 1. önü, ikinci önü Kütahya, iki Eskişehir, Sakarya, Büyük Taarruz'da düşmanı denize dökeceğiz ve milli bağımsızlığımızı inşallah elde edeceğiz. Şimdi birinci dönem konularında bir kahraman doyuru videomuzu öğrenmiştik. Milli uyanışı ilk video öğrenmiştik. Şimdi ya İstiklal ya ölüm diyeceğiz. Doğu cephesinde Ermenileri, Güney cephesinde Fransızlar ve Ermenileri, Batı cephesinde de Yunanları denize döküyoruz. Ve onlara güzel bir yüzme dersi veriyoruz arkadaşlar. Herkes arkasına yaslansın. LGS'lik tekrar programımızda bunu geçeceğimiz derse 2024'te en az iki soru bekliyoruz. Herkes bu iki soruya odaklansın ve inşallah LGS'de de başarıyı en güzel şekilde yakalamış olsun. Biz ne yapacağız Sonuç Eylem'in? Kurtuluş Savaşı kazanmış olacağız. Evet. Bu da sizin kurtuluş savaşınız. Doğru soru. Yani sen bunun doğru yaptığında, bunları kaçırmadığında sen de LGS'yi kazanmış oluyorsun. Sen de bu senin kurtuluş savaşın olmuş oluyor. Şimdi hemen o zaman e, buradaki sorularımızı gösterdiğimize göre hemen dersimizin başına şöyle bir ödevlerimizi hatırlatalım. LGS tekrar programımızda ilk tekrar kitabımızdan ödevler vereceğiz. Daha fazla reklamda yapmadan hemen intro'muz girsin ve videomuz başlasın hadi bakalım Evet arkadaşlar Doğu cephesinde Ermeniler, Güney cephesinde Fransızlar ve Ermeniler, Batı cephesinde de Yunanlar bize saldırıyorlar. İstanbul'da itiraf devletleri konuşanmış durumda. Sevr anlaşması ile bize sadece bu kadarcık geri vermeyi çalışıyorlar. Ama biz kanlarımızla, bayrağımıza rengini veren bu kanlarımızla ülkemizi kurtaracağız. Şehitlerimiz bizler için mücadele edecekler. Burada Sütçümam, Ali Sahip Ursavaş, Şahin Bey, burada Kazım Karabekir, burada Ali Fuat Paşa, İsmet İnönü, Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadelenin bütün kahramanları mükemmel bir mücadele verecekler. Ölenler şehit olacak, kalanlar gazi olacak ama bu ülkeyi bize emanet edecekler. O zaman gel bu konuyu güzel bir şekilde öğrenelim. Şimdi Doğu Cephesi'ne baktığımızda Tonguç benim Doğu Cephesi'nde komutanımız Kazım Karabekir. Kazım Karabekir 5. kol ordu komutanı ve Mondros ateşkesinden sonra hatırlarsan demişlerdi ki ordularınızı ters edeceksiniz. Ordularınızı kapatacaksınız. Ulaşım araçlarınızı, haberleşme araçlarınızı el koyuyoruz demişlerdi. İşte Kazım Karabekir bunu kabul etmiş midir? Hayır hocam. Kabul etmiyor. Diyor ki kardeş diyor biz dadaşız diyor. Öyle Mondros ateşkesi falan filan beni sallamayın diyor. Beni 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 sarsmayın, beni üzmeyin, benim kafamı sinirlendirmeyin diyor. Benim kafamın tepesine attırmayın diyor. Ve Doğu cephesinde Ermenileri yamultacak, gönderecek. Zaten Ermeniler biliyorsun eee Dünya Savaşı'nda Osmanlı kimliği taşımalarına rağmen Rus askeri kuvvetleri bize saldırdıkları için zorunlu göçe tabir tutulmuşlardı. Hatta Suriye'ye gönderilmişlerdi. Burada Suriye'de de birleşen Ermeniler Fransalarla bir daha saldıracaklar bize. Yani biz doğu cephesi Ermenilerle savaşıyoruz. Güney cephesinde ise bak burada ise e, Fransızlar ve Ermenilerle savaşıyoruz. Sonuç bir benim Bu arada Doğu Cephesi'nin e, kurulması gerektiği burada Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti tarafından ve Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti tarafından kararlaştırıldı. Ama Doğu Cephesi dediğimiz yer tam da burası. Bak şu kalemi gösterdim yerler. sonuç bir benim Şimdi devam ediyorum. Doğu Cephesi'nde Ermenilerle mücadele ediyoruz. Ve biz kazanıyoruz. Burada sonrasında Gümrü Anlaşması imzalanacak. Gümrü Anlaşması TBMM'nin imzaladığı ilk askeri anlaşma. TBMM'nin ilk askeri ve siyasi zaferi Ermeniler Sevr Anlaşması'nı kabul etmeyip Misak Milliliği kabul eden ilk devlet olmuş oluyorlar. Burası önemli. Gümrü Anlaşması'ndan sonra tabii ki biz burada tatile mi çıkıyoruz? Hayır. Askerlerimizi hemen diğer cephelere sevk edeceğiz ki düşmana karşı güç kazanalım. Buradaki askerler hemen Doğu cephesinden Batı cephesine sevk edilecek. Burada çok önemli. Kazım Karabekir gerçekten tam bir vatansever. Tam bir ne diyebilir Songül Hanım benim? Milliyetçi. Harikasın. Milliyetçi. Vatanı koruyor. Ve Gürbüz Çocuklar Ordusu adıyla bu savaşta ee, babasını kaybeden çocuklara, yetim çocuklara destek oluyor. Onlara e, sosyal yardımda bulunuyor. Aynı zamanda Kazım Karabekir. Geldik Güney Cephesi'ne. Güney Cephesi'de de yine halkımız şuurlu Halkımızda ne var Tonguç Elhan'ım benim? Milli bilinç. Harikası. Milli bir bilinç var. Halkımız özgürlükçü. Halkımız milli bağımsızlığına düşkün. Milli bağımsızlık neydi Tonguç Elhan'ım benim? Milli bağımsızlık ülkeyi kurtarmak. Harikasın. İşte ülkeyi kurtarmak için Urfa'da Ali Sahip Bey, Antep'te Şahin Bey, Maraş'ta Sütçüman ve daha kimler? Mesela Urfa'da 12'ler de var. Daha kimler kimler? Milli mücadeleyi Kuvayi Milliye yoluyla bak. Kuvayi milli yani milli kuvvetler düzensiz bölgesel askeri birlikler yoluyla Güney cephesini Fransızlardan, Vermenilerden temizleyeceğiz. O yüzden Urfa'ya Şanlıurfa, Antep'e Gaziantep, Maraş'a Kahramanmaraş diyoruz. Niye? Çünkü buranın halkı yerli halk kendisi örgütlenerek Kuvayi Milliye ile Fransızları, Vermenileri buradan ee, kovuyor. Burada şu çok önemli Güney cephesinde Fransızlar, Vermeniler diyorlar ki ya biz Urfa'da Kuay Milliye'yi, Antep'te Kuvayi Milliye'yi, Maraş'ta Kuvayi Milliye'yi yenmemiz imkansız. Burada Batı'da da Yunanlarla mücadele eden düzenli ordu zaten Yunanları yamultuyor. Biz en iyisi burada Sakarya Zaferi'nden sonra Ankara Anlaşması var. Ankara Anlaşması'yla Hatay hariç bu bölgeyi bunlara verelim gidelim diyorlar. Hatay'ı Ankara Anlaşması'yla kurtaramıyoruz. Sonradan kurtaracağız. Hatay 1939'da ana vatana katılacak. Fakat burada Güney Cephesi'nin kapanmasını sağlamış olacağız. Demek ki Batı Cephesi'ndeki askeri başarılar Güney Cephesi'nde de askeri ve siyasi başarıları sağlıyor. Bu da önemli. Demek ki Doğu cephesini gübre Antlaşması ile kapatmıştık. Güney cephesini Ankara anlaşmasıyla şimdilik kapatıyoruz. Şimdi geldik Batı cephesine. Batı cephesi yani burada biliyorsun Yunanlar İngilizlerin desteğiyle buraya kadar geliyorlar. Şurada Ankara var. Ankara'yı ele geçirmek ve TBMM'yi yok etmek artık Kurtuluş Savaşı'nı bizim için olumsuz sonuçlandırmak istiyorlar. Fakat Bizler ilk başta bize saldırıyorlar. Bak bu bir saldırı savaşı. Birinci önünde bize saldırıyorlar. Biz burada savunma yapıyoruz. Bu bir savunma savaşı. Savunma savaşını biz bir sıfır kazanıyoruz. Bir sıfır kazandıktan sonra birinci önü kazandıktan sonra bu bizim için bir milat oluyor. Bak buraya yazmak istiyorum Tomşer. şey Hatta şurada boş bir sayfa varsa oraya yazmak istiyorum şurada. Ha boş sayfamızı buldum. Bak burada birinci önü bizim için bir milat oluyor. Bak bir başlangıç. Mi Lat diye buraya yazıyorum. Neden Milat bizim için birincini? Çünkü birincinin önü zaferi sonrasında biz gerçekten bu düzenli ordunun ilk zaferi oluyor ve bu zafer sayesinde bak bir sıfır öne geçtik ya. Bu savunma savaşında biz Yunanları ilk kez durduruyoruz ve Yunanlar Tonguç Eladım benim diyorlar ki Allah Allah bunlar nasıl durdurdu bizi. Burada şu çok önemli. Bizim onları durdurmamızı en önemli sebeplerden bir tanesi şu: biz İstiklalimize çok inanıyoruz. Hatta İstiklal Marşımız var bak. İstiklal Marşı birinci dünya zaferinden sonra kabul ediliyor. Milli bağımsızlığa vurgu. Aynı zamanda Ruslardan da destek almaya başlıyoruz. Moskova anlaşmasıyla Ruslar diyorlar ki Anadolu'da İngilizler, Fransızlar olcana Türkler olsun diyor. Aynı zamanda itiraf devletleri bizi burada Londra konferansına çağırıyor. İlk defa Londra konferansında itiraf devletleri TBMM'yi tanımış oluyor. İşte Türkler barışa yanaşmıyor, savaşmak istiyorlar sadece diye asılsız bir haberi dünya kamuoyuna yaymıştılar. Biz bunun doğru olmadığını göstermek ve misak milliyi duyurmak için Londra konferansına katılıyoruz. Ama Londra konferansına hem bizi hem de padişahın yetkilisini çağırıyorlar. Ama biz orada padişahın yetkilisi diyor ki Türk milletinin gerçek temsilcisi tabii ki de TBMM'dir diyor. Ve TBMM sayesinde Londra konferansında biz gene en azından bir şekilde misak milliyi duyurmuş oluyoruz. Tabi itilaf devletlerinin amacı da Yunanlar zaman kazansın istiyorlar. Bu arada biz birinci yönünden sonra Afganistan'la dostluk anlaşması yapıyoruz. İlk defa bir Müslüman devlete dostluk yapıyoruz. Ve aynı zamanda ilk anayasamız olan Teşkilat-ı Esasiye diye 1921 anayasasını kabul ediyoruz. O zaman birinci yönü savaşında 1-0 biz yendik diyebilir miyiz? Evet hocam. Harika 1-0 yani güzel geçti. Sonra ardından ikinci yönüne bir daha saldırıyorlar. Bir daha saldırıyorlar. Yine savunma savaşı. Burada biz yeniden kazanıyoruz ve Burada Mustafa Kemal Atatürk İsmet İnönü'ye bir mesaj atıyor, bir telgraf atıyor. Diyor ki siz orada yalnız düşmanı değil milletin kötü şansını da yendiniz diyor. Yani çünkü birinci İnönü'yü biz kazanınca Londra Konferansı'nda biraz artistik yapıyoruz. Diyoruz ki bize Londra Konferansı'nda Sevr Anlaşması'nı yeniden sunuyorlar. Biraz atıp, hadi oradan diyoruz. Hadi oradan hadi oradan. Biz misak-ı milliye inanıyoruz. Biz misak-ı milliye gerçekleştirmek istiyoruz deyince onlar bir daha saldırıyorlar. Yenilsek bu sefer kabul etmek zorunda kalacağız. Ama yenilmeyince hala Dik durmaya devam ediyoruz. Ardından Kütahya Eskişehir Savaşları'na bize saldırıyorlar ve biz maalesef Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilmek durumunda kalıyoruz. Ve iki bir geride kalıyoruz. Kütahya Eskişehir Savaşları bizim için gerçekten kötü oluyor. O zaman şöyle devam edecek olursak. ikinci önü de milletin makus sali düzelmiş olsa da maalesef Kütahya Eskişehir Savaşları'nda ordumuz Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekiliyor. Ve esasında yenildik diyebiliriz burada. Ve bizim için tabii ki bir bitim gibi oluyor. Herkes diyorlar ki artık TBMM bitti. Hatta TBMM'nin yerini Ankara'dan Kayseri'ye taşıyalım. Hatta Mustafa Kemal'le bu iş olmayacak Mustafa Kemal'den vazgeçelim. Hiçbir şey yapamayacak bu adam diye mecliste eleştiriler başlıyor. Niye? Hemen bir gol yedik diye. 1-0-2-0'dan 2-1 olunca hemen moraller bozuluyor. Mustafa Kemal diyor ki tamam sıkıntı yok. Beni başkomutan yapın diyor ve tüm yetkiler Mustafa Kemal'e veriliyor. Mustafa Kemal de tekalifi milliye diye genel seferberlik emirlerini çıkarıyor. Ve aynı zamanda burada bir de marif kongresi yapılacak. Eğitim kongresi. Şimdi tekalifi milli emirlerinden bahsedelim. Tekalifi milli emirleri esasında bu resimde çok güzel bir şekilde anlatılıyor. Halk her şeyiyle ordunun ihtiyaçları için bir araya gelmiş. Yani seferber olmuş. Ordu millet dayanışması yaşanıyor. Ve... Komisyonlar kurulmuş yardıma dair belge veriliyor mesela adam bu kadar çarşaf verdiyse kadın Hemen diyorlar ki altı tane çarşaf işte Pakize teyzeden alındı. Cephe gerisindeki halkın durumu yansıtılıyor. Dağlarda dumanlar var bak savaştan bombalar patlıyor o sırada. Ama halk bir şekilde orduna yardım ediyor. Halkın vatanseverliğini çoluğuyla çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle fedakarlığını bu resimde net bir şekilde görebiliyoruz. Tekalifi milli emirleri genel seferberlik emirleri. Demek ki Kütahya-Eskişehir savaşlarından sonra bize bitti bunlar, bitim oldu bunlar diyorlar ama... Biz Mustafa Kemal'e başkomutanlık etkisi veriyoruz. Tekalifi milli emirleriyle hep beraber bir araya geliyoruz ve ordumuz için, milli bağımsızlığımız için halk topyekün seferber oluyor. Bir araya geliyor. Bir de Marif Kongresi var. Marif eğitim demek. Savaşa rağmen Mustafa Kemal eğitim kongresi yapıyor. Hatta Mustafa Kemal burada... 1-0 yendiğimizde tamam neyse hadi marşı kabul edildi Afganistan'la dostluk güzel. İkinci önü de Telgraf tamam ama Kütahya Eskişehir'de sen yenilmişsin. Sen zor durumdasın. Niye eğitim kongresi yapıyorsun? Ülke zor durumda paşam diyor. Hamdullah su Tanrover verdiği biri var. O zaman kim eğitim bakanı olacak? Paşam ne yapıyorsun? Ne eğitim kongresi diyor. Mustafa Kemal de tarihe geçen o cümleyi söylüyor. Diyor ki cehaletle savaş düşmanla savaştan daha az önemli değildir. Yani cehaletle savaşmak da çok çok önemli. Biz kimle savaşıyoruz sonuç benim? LGS ile savaşıyoruz. Hayır evladım LGS ile savaşmıyoruz biz. Cehaletle savaşıyoruz. O zaman bir daha soruyorum. Biz kimle savaşıyoruz? Cehaletle savaşıyoruz. Harikasın. Biz cehaletle savaşıyoruz. İşte Mustafa Kemal de esasında orada bize gönderme yapıyor. Diyor ki cehaletle savaş düşmanla savaştan daha az önemli değildir. Birincinin önü ikincinin önü de elde edilen zaferler önemlidir. Ama cahilliği yenmek de önemlidir demek istiyor. Dolayısıyla bizler de şu anda biz öğretmenler ve siz öğrenciler cahillikle savaşıyoruz. Ülkemizin daha iyi yerlere gelmesi için nasıl Alper Gezer Avcı şimdi uzaya çıktıysa nasıl Aziz Sancar Nobel ödülü kazandıysa sizler de belki ileride çok büyük başarılar elde edeceksiniz. Dolayısıyla çok çok önemli bunlar. Sakarya zaferinde gelecek. Sakarya zaferine geçmeden önce Kütahya İskeri Savaşları'nı söyledik. Son ardından Mustafa Kemal başkomutanlık etkisini aldı ve artık Sakarya zaferi gelecek. Sakarya zaferinde Mustafa Kemal diyecek ki Hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Yani Mustafa Kemal'in cümlesi şöyle söyleyeyim. Osmanlı kelimeler olacak. Kafan karışık olabilir Şimdi burada geldiler buradan. Tamam buradan geldiler geldiler. Kütahya burada bak. Eskişehir burada. Biz Kütahya Eskişehir'e kadar çekildik. Hatta Ankara'ya en yakın Polatlı'ya kadar geldik. Mustafa Kemal diyor ki sadece bir sınırı değil bir hattı bir bölgeyi savunacağız diyor. Yani o bölgede tüm vatandır diyor yani. Tüm vatandır. Artık diyor vatandaşın kanıyla ıslanmadığı sürece hiçbir yeri terk etmeyeceğiz diyor. Buna benzer bir cümleyi Mehmet Akif da söylemişti. Sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Yani bu bayrağımız hiçbir zaman gönderden inmez. Türkiye'deki en son evde kapanmadığı sürece yani en son evdeki ocak da sönmediği sürece hani düşmanlar eve girince ne yapıyorlar? Yani oradaki acağı, ocağı söndürüyorlar. Bitti artık ocağı söndü diyorlar. O sönmeden bu yurdu teslim etmeyiz diyor Mustafa Kemal'de ve Mehmet Akif Ersoy'dan. İşte hep beraber yeniden savunma yapacağız. Birincinin önü savunmaydı. Kazanmıştık. İkincinin önü savunmaydı. Kazanmıştık. Kütahya Eskişehir savunmaydı. Geri çekildik. Sakarya'yı kazanıyoruz savunma savaşı ve ardından da büyük taarruz olacak. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri diyecek Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi Sakarya Savaşı'nda da o zaman Artık ordunun başına Mustafa Kemal Atatürk geçene göre... ...şöyle Mustafa Kemal Atatürk diyebiliriz. Mustafa Kemal Atatürk ilk harflerini yazıyorum. M-K-A diye. Peki nedir hocam bu? Burada M, Mustafa Kemal'e marşal rütbesi veriliyor. Kars Anlaşması yapılıyor. Ve Ankara Anlaşması yapılıyor. Kars Anlaşması ile Doğu sınırımız belli oluyor. Ankara Anlaşması da ...yine aynı şekilde, net bir şekilde... ...Güney sınırımız belli oluyor. Hatırlarsan Güney cephesinde Fransızlar ve Ermenilerle... ...Kuaymi ile mücadele ederken... Hatay hariç bize teslim alıp gitmişlerdi. İşte o bu savaştan sonra. Ardından Mustafa Kemal ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri diyecek. Ve Türk halkı hep birlikte kovalayacak Yunanları. Tabi Yunanlılar da pislik yani. Onlar da giderken buralara bir sürü zararlar verecekler. Ermeniler de aynı şekilde bir sürü zararlar vererek gidiyorlar. Hem bizi işgal ediyorsun hem de kaçarken delikanlı gibi kaçmıyorsun. Sana da bu yakışır diyorum. Başka bir şey söylemiyorum. Neyse Yunanlara biz yüzme dersini vereceğiz. Ücretsiz yüzme dersi verilir. Başka bir millet varsa Türkiye'ye saldırmak isteyen onlara da ücretsiz yüzme dersi verdiğimizi her zaman söylüyoruz. Burada Yunanlara deniz dökeceğiz ve ardından da tabii ki ne olacak? Mudanya Ateşkesi gelecek. Mudanya Ateşkesi ile birlikte Kurtuluş Savaşı'nın askeri kısmı bitecek diplomatik kısmı başlayacak. Sonrasında da Lozan Anlaşması'na gideceğiz. Lozan'da da yeni Türk Devleti'nin bağımsızlığı tesis edilecek. Bunlar ikinci önemli konular. Şimdi konumuzu bitirdik Tonguç Eladın benim. Mükemmel bir şekilde seni yapman gereken cehaletle savaşmak. Hemen burada ödevine bakıyoruz. İstiklal yolculuğu ya istiklal ya ölüm. Sayfa 154 ve 161 arasını çözüyorsun. Hemen açıyorum 154 161 arasını. Hemen geldi bak görüyor musun? Burada. Buradan başlıyorsun. Gümrü Anlaşması, Kazım Karabekir, Sütçü İmam, Birinci Önü Zaferi, Mudanya Ateşkesi bunların her birini güzel güzel Kütahya İskişehir Muharebeleri ile alakalı süper sorularımız var. Bunları çözüyorsun. Burada kader inancına kadar geliyorsun. Sayfa 161'e kadar. Ardından da cehaleti denize döküyorsun Tonguç Eylül benim. Hadi bakalım ödül sorumuzu yapın. Yorumları olayın arkadaşlar. LGS ilk tekrar programımız gümbür gümbür devam ediyor. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.